Sevgili izleyenlerimiz, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi yuvalarınıza, milletimize, İslam aleminin üzerine olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli izleyicilerimiz. Bugün yine her zaman olduğu gibi bir saati muhterem hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar Beyefendi ile paylaşacağız ve muhterem hocamızdan ilminden istifade edip siz kıymetli izleyicilerimizin yurt içi ve yurt dışından bizlere ulaşarak gerek canlı yayında gerekse mail veya online olarak soracağınız sorular cevap bulacak inşallah. Bismillah deyip sizlerden gelen ilk sualle programımıza başlamadan önce hocamıza sizler adına hoş geldiniz diyelim efendim. Hoş bulduk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet muhterem hocam, ilk sualle izniniz olursa başlayalım. Şöyle bir sual gelmiş. İzleyicimiz diyor ki, kişi geçirdiği namazların kazasında sıra gözetmeli mi? Örneğin işte öğle namazını diyelim geçirdik. Acaba ikindide kılabilir miyiz yoksa başka bir zamana erteleyebilir miyiz? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu sorunun cevabı, kişinin geçmiş namazlarının sayısına göre fark ediyor. Şimdi bir kimsenin eğer üzerindeki kaza namazı borcu 5 vakitten daha fazla değilse, evet, buna tertip sahibi denir. Sahibi tertip denir. Ve sahibi tertip olan kişi, yani namaz borcu 5 vakitten fazla olmayan kişi, geçirdiği bir namazı ondan sonraki namazı kılmadan önce kaza etmelidir. Yani şimdi verdiğiniz örnekte sahibi tertip, yani onun 5 vakitten fazla kaza borcu yok. Ha, öğleyi geçirdi, bir şekilde geçirdi, uyudu, unuttu veya ne bileyim... Yolda oldu, duramadı, bir sebep oldu. Bir şekilde oldu, geçirdi. Bunun yapması gereken öncelik olarak nedir? İkindiyi kılmadan önce, ikindi vakti girdikten sonra, ikindiyi kılmadan önce öğleyi kaza etmesidir. Zaten ikindi vakti girmeden kılarsa o, eda olur, kaza olmaz. Doğru. Ha, eğer bunu yapamamışsa, o zaman 5 vakit daha kılacak, ondan sonra. Yatsı namazından sonraya bırakacak. Yok. Ertesi gün öğleden sonraya bırakacak. Toplam 5 vakit kılmış olacak. Geçmiş yani. Olacak üzerinden. Hmm. Ama eğer kaza namazı borcu 5 vakitten daha fazla ise, yüzlerce, binlerce mümkün kaza namazı borcu var. Bu durumda olan kişi için herhangi bir sıra şart değil. Yani geçirdiği bir namazı istediği zaman kaza edebilir. O kerahat vakitlerinin dışında. Güneş doğarken, güneş tepedeyken ve güneş batarken. Yani bunların dışında istediği zaman kaza edebilir. Peki. Hemen bir soru daha var hocam. Bağlamda hemen onu da soralım. Bu yolculukta kılınamayan namazların kazası nasıl yapılır? Şimdi bir namazın vaktinde kılınması nasıl gerekiyorsa, vaktinde olsaydı nasıl kılınacak idiyse, kazası da o şekilde yapılır. Şimdi yolcu olan kişi, yolculukta iken 4 rekatlı farzları kaç kılacaktı? 2. 2 Hanefi mezhebine göre 2. Seferi. Mecburdu. Evet. Şafii mezhebine göre muhayyerdi seferi. Şimdi öyle olunca yolculukta geçen bir namaz daha sonra kaza edildiğinde aynen yolcuymuş gibi kaza edilir. 4 rekatlıysa 2. 2 rekat kaza edilir. Ha, tersi olur. Adamın daha önceden kaza borcu vardır. Yolculuğa çıkmıştır, bir yere gitmiştir. Boş vakti vardır. Namaz kılayım, kaza namazı kılayım demiştir. Ha, kaza kılacaktır. O zaman onları 4 rekat kılacaktır. Yani namaz kişiye ne kadar rekat olarak farz oldu ise ki o vakit içinde farz olur. Doğru. O vakti mukim veya seferde geçirmişse. Ha, o zaman o geçirdiği zamanki, farz olduğu zamanki durumuna göre kaza edecektir. Peki. Efendim İzmir'den ilk izleyicimiz telefon attığımızda var. Hoş geldiniz Ferdi Nalbantoğlu. Hoş geldiniz efendim. İyi akşamlar. İzmir'deki izleyicilerimizi selamlıyoruz. Sizin nezdinize Ferdi Bey. Sesim nereye kadar gidiyorsa Manisa Dış Mahallen Karaköy'den, evet, bütün herkese selam aleyküm ve rahmetullah. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve bereket. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hocamı ilminden dolayı elinden öpüyorum. Estağfurullah, sizi sayın teşekkür ediyoruz. Sunucu, müsaade seni kucaklıyorum, öpüyorum. Bütün bu buharamı yapanları tebrik ediyorum. Çok ciddi buharam bu. Lütfen devam edin. Gece dahi tekrarını verin. Rica ediyorum. Efendim bizler de sizleri muhabbetle selamlıyoruz. Buyurunuz, Allah razı olsun dileklerinizden ötürü. Buyurun efendim. Efendim, birinci sorum. Buyurun efendim. Bütün hani söylemeyeyim, verilen
çekilişsiz promosyonlar. Evet. Sigorta yapılıyor. Evet. Altın veriliyor. Evet. Veyahut da puan veriliyor. Bunların durumunu soruyorum. Bir, iki. Peki. Çok rahatsız olduğum bir konu. Hocamın tatlı tefaatle anlatacağına inanıyorum. Ben etrafta duyduğum için bunu üzülüyorum. Söz vermek ve yeminle söz vermek. Evet. Ben bunlara şahsen çok üzülüyorum. Üzülüyorum. Ben ilk önce ne yapacağım? Tabii sabırlar, hocam bana sabırlar tavsiye çektir. Lütfen anlatsın. Ben de sabredeyim. O kişiler namına üzülüyorum. Üzülüyorum. Peki. Ve diyorum ki bu sefer yanlış mı yapıyorum acaba diye düşünüyorum. Diyorum ki helaline haram karıştırma. Sözünde durdun. Dur. Maddi ve manevi. Ve yeminle söz verdin. Lütfen bunun vebali vardır diyorum, hatırlatıyorum. Ve o zaman vermezse şayet Allah'tan kork. Allah'a havale ediyorum diyorum. Peki. Yanlış mı yapıyorum? Hocamdan ittiham ediyorum. Bir tane daha ekleyebilir miyim? Buyurun efendim, onu da alalım ondan sonra. Buyurun. Hemen. Bu çok önemli bir sorundu benim için. Çünkü teşekkür ederim. O zaman kısa ilave ediyorum. Peki. Devletten hak ettiğim hakime vasıtasıyla, evet, ikramiye vesaire verildiği zaman ne malandırıyor? Yani ne mal faiz olarak biliyorum ben. Bunu nasıl ayırt edeceğim? Helal haram durumu. Efendim saygılarımı sunuyorum. Peki. Lütfen bu fuarımı tekrar, çok ciddi. İlk defa bu fuarımı bu yaşıma geldim duyuyorum. Lütfen genişletin. Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam. Ve rahmetullah. Teşekkür ediyoruz. Evet. Çok sağ olun. Ferdi Bey'e selamlar. Evet. Evet. Çekilişsiz promosyon. Birinci soru. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu programın gecede tekrarı dedi. Sabahleyin tekrarı oluyor. Belki haberi olmayan izleyicilerimiz vardır. 9-10 yanlış, arası. Yani 9-10 arası. Her sabah. Her sabah. Hafta tekrar. Sonları da 8-9 arası. Tekrar. Yok. Daha sonra galiba 9-11. 9-10 peki. Sanki öyle gibi. Peki efendim. Ben bu hafta öyle rastladım çünkü. Doğrudur, hafta içi saat 9-10 arası tekrarı veriliyor. Bunu da duyurmuş olalım. Peki. Şimdi efendim promosyon, çekilişsiz promosyon. Mesela şimdi gidiyorsunuz bir mağazaya alışveriş yapıyorsunuz. Evet. Diyor ki 500 liralık alışveriş yaparsan sana 50 liralık promosyon diyor. Veya onun bedeli bir şey veriyor. Şimdi ben orada o 50 liralık promosyonu almak için alışveriş yapmıyorum. Doğru. Amacımız o değil. Ben ihtiyacımı karşılamak için demiş alışveriş yapıyorum. Dolayısıyla bunun herhangi bir sakıncası olmaz. Hatta bırakın o şeyi böyle. Diyelim ki mağazamızdan alışveriş yapanlardan her 100 lira alışveriş yapana bir kupon veriyorum. 100 liralığına. Ve ben bu kuponlar arasında çekiliş yapacağım. Kime çıkarsa ona şu kadar bir şu mal vereceğim. Mesela bazen şeylerde araba veriyorlar. Yani şeylerde falan görüyoruz. Öyle AVM'lerde falan alışveriş görüyoruz. Alışveriş merkezlerinde var, evet. Şimdi burada alışveriş yapan kişi o 100 liralık alışverişi, 200 liralık alışverişi o arabaya hissedar olmak için veya o arabanın kurasına girmek için yapmıyor. Doğru. O ihtiyacını karşılamak için yapıyor ve verdiği para da aldığı malın karşılığı. Peki o adam bunlar niye veriyorlar? Müşteri celbetmek için. Bu zaten rekabetçi şeyin, serbest piyasanın tabii sonucu bu. Bunda herhangi bir sakınca olmaz. Peki, yani ister çekilişli olsun, ister çekilişsiz. Eğer o promosyon karşılığında ayrıca para vermiyorsam bunun herhangi bir sakıncası olmaz. Peki, alınabilir. Alınabilir. Söz verip de sözünde durmamak, yalan yere yemin et. Bir defa söz verip de sözünde durmamak Peygamber Efendimiz münafıklık alameti olarak çok önemli bir ifade ediyor. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz'in sıfatlarından birisi nedir? El-Emin'dir. Evet. Emin ne demek? Güvenilir demektir. Ve güvenilirliğin en başta gelen yönlerinde birisi de sözünde durmaktır. Dolayısıyla bir kimse bir söz verse ama verdiği söz bir günah işlemeye matuf değilse onu yerine getirmelidir. Veya yemin etse bir iş yapacağına dair birine söz vererek yemin etse. Eğer verdiği söz bir günah işlemeye matuf değilse yerine getirmelidir. Yerine getirmezse hem günahkar olur hem de şey olur. Yemin kefareti ödemesi gerekir. Ama söz verdi,
Yani günah dinimizin yasak ettiği bir şey yapmak üzere söz verdi. Veya dinimizin yasak ettiği bir şeyi yapmak için yemin etti. O zaman ne yapacak? Sözünü bozacak. Yanlış bir şeye yemin Yanlış etmiştir. Bir şeye yemin etmiştir. Evet. Ha, veya eğer yemin etmişse de bozacak ve kefaretini ödeyecektir. Çünkü yeminin kıymeti burada. Şimdi burada ben bu durumda olanlara diyor şey yapıyorum, üzülüyorum diyor. Bazen işte bedduaya benzer laflar eder. Beddua etmesin bir defa. Ama üzülmesi tabidir. Çünkü zaten dinimiz bunu istiyor bizden. Evet. Çünkü söz verip sözde durmamak, yalan yere yemin etmek münkerdir. Yani günah olan bir şeydir. Münkeri gören kişinin en azından kalbiyle ona buğz etmesi gerekir. Hocam bazen bu para alışverişlerinden de oluyor. Yani adam diyor ki vallahi şu gün vereceğim veya benzeri yeminlerle şu gün vereceğim. Şimdi bir defa yemin etmek çok yanlış. Evet. Yani bir işi yapmak üzere yemin etmek çok yanlış. Niye? İnsan muktedir olamayabilir. Başına bir hal gelebilir. Ha söz verirsin. Parayı vaktinde ödemek üzere söz verirsin. Gerçekten de o parayı ödemek niyetindesin. Ama imkan bulamadın. Olmadı. Bir yerden gelecek paran vardı, gelmedi. Ha ne olacak şimdi? Yemin etmişse kefaret gerekecek. Ama yemin etmemiş, sözünde duramamış oluyor ama bir mazereti var. İzah o zaman alacaklının buna vade mühlet vermesi lazım. Ama parası olduğu halde borcunu ödemiyor, gidip başka taraflarda parayı çalıştırıyor. Ha, o zaman bu zulümdür. Peygamberimiz bunu zulüm olarak nitelendiriyor. Peki efendim. Üçüncüsü, devletten diyor ikramiye hak ettim. Bu nemalandırıldı ama bu faiz diyor. Tabii şimdi faiz haram dinimizde. Şimdi bu ikramiyeyi veya neyse artık devletten mahkeme kararıyla hak ettiği şeyin meblağı nedir? 50 liradır. Ama bu ne zamandan beri kalmadır? Diyelim 3 seneden. Üzerine diyor ki devlet bu işte şundan dolayı mahkeme faiziyle beraber 60 lira olarak verecektir. Ana para neyse onu almalı. Ha bir de şu olabilir. Ana parasının o süre zarfındaki değer kaybını da alabilir. Yani diyelim ki işte senede %5, %6 neyse bilemiyorum tam net rakamı şey var. Enflasyon var. 50 lirası var. 3 senedir %18 değer kaybetmiş. Senelik %6 üzerine. O 50 liranın %18'ini ilave ederek alabilir. Daha üstünü almak zorundaysa alıp yoksullara vermelidir. Veya bir hayır kurumuna vermelidir. Peki efendim. Ferdi Bey'in suallerini bu şekilde muhterem hocamız cevapladılar. Efendim Twitter üzerinden İbrahim Harmancı sormuşlar. Aslında çok kişinin de merak ettiği, bazen de böyle karşılaştığımız suallerden bir tanesi. Hatta senin namazın olmadı dedikleri kadar böyle sözlerde olabiliyor. Nedir efendim? Soru şu. İbrahim Bey, namaz kılarken sağ ayak baş parmağının yerle temasının kesilmemesinin rüknü nedir? Bununla ilgili muhterem hocamızdan bilgi istiyoruz. Vallahi şimdi bu Peygamber Efendimizin namaz kılarken farklı konumları olmuş. Ve bu müçtehitler, yani mezheplerin kurucu imamları ve işte imamları, Peygamber Efendimiz'in bu farklı uygulamalarını kendilerine nakleden silsiledeki güvenlerine göre kabullenmiştir. Mesela Şafii mezhebine mensup olan kardeşlerimizin oturuştaki şeyleri farklıdır. Onlar ayaklarını dikmezler mesela. İlk oturuşta özellikle. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebine mensup bir kimse, Hanefi mezhebine göre sağ ayağının parmağını dikip sol ayağını yatırmalıdır. Ve bunu yaparken de insanın ayağın altını en azından bir kısmını yere koymamayı ayağın yerden temasının kesilmesi olarak algılamıştır. Ve bunu önemli bir eksiklik olarak yani tahrimen mekruh olarak görmüşler. Harama yakın bir olay. Hatta daha önce de bu soru sorulmuştu ben hatırlıyorum. Mehmet Zihni Efendi var. Doğru bahsetmiştiniz efendim. Bu zat Cumhuriyet döneminin ilk döneminde ve şeyin son zamanlarında Osmanlı'nın İslam alimidir. Onun Nimetül İslam diye bir kitabı var. Orada bunun üzerinde diyor müftüler, vaizler çok durmalı, çok dikkat etmeli. Bu son derece önemli gibi ifadeler var. Yani mümkün mertebe buna uymaya çalışmalı insanlar. Ama şimdi doğrusu ben şunu diyemem. Yani eğer öyle dikmemişse bunun namazı makbul değildir, kabul değildir diyemem. Çünkü demin dedim ya mesela Şafiilerde daha farklı. O zaman onların hiçbirinin namazının olmaması lazım. İçtihat farklılıkları var ama uygulamanın ama, hepsi doğru. Ama en azından Hanefi mezhebine göre hareket etmek isteyen kişi onu dikmelidir. Dikmediği takdirde bu namazın sıhhatine engel teşkil eder diyemeyeceğimize rağmen bir kusur olarak kabul edilir Hanefilerde.
Peki. Kıyamdayken mesela diyelim olabiliyor hocam yani adım atma değil de yok, hafif ayağımızı yok. Sağa onun sola. Onun zararı yok. Bir defa ayağının kıyamdayken hoplarsa olmaz tabii. Olabilir. Bazen sağa sola ha, belki çekme durumları olabiliyor ihtimaldir. Mesela bir kimsenin önündeki şey saftaki kişi bir öne geçti. Önü boşaldı. Saftayken yürüyerek oraya dolduracaksın. Ve o namazına engel değil. Ha, böyle ayaklarını sürüyerek gideceksin falan. Ama en azından ayağın bir yere bastığı için. Doğru. O şey olmaz. Peki. Efendim devam ediyoruz. Mersin'den düzeltiyorum efendim. İstanbul'dan bir izleyicimiz hattımıza Nesrin Yılmaz. Hoş geldiniz. İstanbul'daki izleyicilerimize selamlar. Nesrin Hanım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hocama benim bir sorum var. Hocam ben Ümre'ye gidip geldikten sonra evet. Namaza dururken gözümü kapatıyorum. Yani Kabe'nin dört etrafında namazını kılarak tamamlıyorum. Evet. Orayı gözümü kapattığım zaman hiç dünyayla uğraşamıyorum. Hatta sanki başım Kabe'nin duvarına değiyor gibi. Bana diyorlar ki namazda göz kapamak mekruhtur. Peki soralım ha. Hocamıza. Doğru mu yapıyorsunuz ya da ne yapmanız gerekir? Böyle daha huşulu kıldığınızı söylüyorsunuz. Onu da ekleyerek soralım. Başka bir soru var mı efendim? Bir sorun da ben her namazın peşine vakit namazlarını farzını kaza ediyorum evet. Günlük. Ama diyorlar ki sabah namazıyla akşam namazının peşine erken olduğu için geçmiyor diyorlar. Onun için bir fikir almak istiyorum. Peki soralım sabah ve akşam namazlarından sonra o vaktin geçmiş kaza namazları kaza edilebilir mi? İyi akşamlar diliyoruz İstanbul'a selamlar Nesrin Hanım. Teşekkür ediyorum. Saygılar efendim. Allah'a emanet olun. Sizler de emanet olun. Doğru söylemişler. Namazda gözleri kapamak mekruhtur. Evet. Yani kapamasın. Kabe-i Muazzama yine düşünsün zararı yok. Onu gözü açık olarak düşünsün. O şekilde hayal etmeye gayret etsin zararı olmaz onun ama gözlerini kapamasın. Peki. İkincisi sabah ve akşam namazlarının peşinde de kaza namazı kılınabilir. Buna bir engel yok. Mevcut vaktin geçirdiği kazaları. Tabii yani ister o sabah namazını kaza edebilir, isterse başka bir şey. Hiç şart peki. Değil o. Yani ben sabah namazı geçirdiğim sabah namazının kazasını sabah namazından sonra yapacağım. Geçirdiğim akşam namazının kazasını akşam namazından sonra yapacağım diye bir kayıt yok. İstediğin zaman yapabilirsin. Yani sabah namazından sonra yatsı namazında kaza edebilirsin. Çünkü o artık bitmiş o vakit. Peki. Ha, ancak demin de söylediğimiz gibi sabah namazından sonra o kerahat vakti dediğimiz güneş doğarken ki durumda namaz kılmayacak. Doğru. Ama farzı kıldı, geriye yarım saat var daha. Kaza edebilir. Sabah namazında kaza edebilir. Akşamı da kaza edebilir, yatsıyı da kaza edebilir. Peki. Ve akşam namazından sonra zaten herhangi hiçbir engel yok. Yani orada bir kerahat vakti de söz konusu değil. İstediği kadar kaza namazı kılabilir. Peki. Efendim, Facebook üzerinden gelen bir başka soruyla devam edelim. Büşra Erbek sormuşlar. Hocam, gıybetten mübah olanlar nelerdir diyor. İlginç. Şimdi bu gıybet bir kimsenin yüzüne söylediğin zaman hoşlanmayacağı bir sözü gıyabında söylemektir. Ve onda olmalı. Tabii onda olacak. Eğer yüzüne söylediğin zaman hoşuna gidiyorsa o kişinin, o arkasında söylemek gıybet sayılmaz. Kendisinin bildiği bir şey. Bildiği bir şey. Bir de yani hoşuna giden bir şey. Bildiğin bir tarafa. Yani mesela siz ben desem ki ya Mustafa Bey maşallah çok güzel konuşuyorsunuz. Yüzüne söylediğim zaman bunu sen hoşuna gitmez mi? Gider. Evet. Bunu arkanda söylediğin zaman işte Mustafa Bey çok güzel konuşuyor dediğim zaman gıybet olmaz mı? Ha, gıybet nedir? Yüzüne söylediğimde hoşlanmayacağın bir sözü arkandan söylemektir. Ha şimdi ancak ama gıybetten mübah olanlar yani. Ha, hiç gıybet ona, kelimesini girmemesi lazım. Ona giriyor şimdi. Evet. Mesela birisi var ki günahı açıkça işliyor. Allah muhafaza, evet. Dinin yasak ettiği bir şeyi, kötü olan bir şeyi açıkça işliyor. Gizleme ihtiyacı duymuyor. Falanca şöyle yapıyor demek de bir günah olmaz. Caizdir. Bak arkasında konuştuk. Ama o adam ondan bir şey duymuyor ki. Bir huzursuzluk duymuyor ki. Ağır etmiyor, evet. Ağır etmiyor ki. Bu bir. İki, o bir kimsenin yaptığı işin topluma zararı varsa. Mesela adam esnaf, eksik tartıyor. Eksik ölçüyor. Ve bunun topluma zararı var. O zaman falanca eksik tartıyor tattığı zaman demenin günahı olmaz, o gıybet sayılmaz. Bu mübahtır bak. Arkasında konuştuk ama. Doğru. Üç, bir kimse şahitse
mahkemede hakimin sorduğu sorulara cevap verirken o davalığının aleyhinde sözler söylerse gördüğünü söyleyecek tabii. Bu da gıybet değildir. Aleyhinde ama doğruyu söylemiş olur. Doğruyu söyleyecek. Peki. Zaten öbür yalancı şahitlik de çok büyük günahtır o. Demek ki üç yerde gıybet yapılabilir. Bir, bu durumu anlatılan kişi o kötülüğü, o günah olan şeyi aşkere yani açıktan yaparsa. Aleni bir şekilde. Aleni bir şekilde yaparsa. Eşkere derler bizde. Peki efendim. Aleni bir şekilde yaparsa bu bir. Evet. İkincisi, topluma zarar olursa. Yaptığı iş topluma zarar veriyorsa. Uyarma adına. Üçüncüsü de mahkemede şahitse. Peki. Efendim, Konya'dan bir izleyicimiz Suat Özcan hattımızda var. Hoş geldiniz. Konya'ya selamlar efendim. Sizin nezdinizde Konya'daki izleyicilerimizi selamlıyor. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz Suat Bey. Bizi telefondan çok daha rahat duyabilir, telefondan iletişimimizi çok daha rahat sağlayabiliriz. Sizden istirhamım, televizyonun sesini biraz kısabilirseniz rica ediyorum efendim. Televizyonun sesini biz. Evet, buyurun hocamız sizi dinliyor efendim. Hocama saygılar, sevgiler, hürmetler sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hocama bir iki sorum var. Bir, imam farz namazının kıldıracağı vakit safta kadınlar varsa neye göre niyet etmelidir? Peki. Kusura bakmayın. İkinci sorum da bir komşum var. Onun için soruyorum. Estağfurullah. Karı koca arasında bir tartışmadan dolayı. Evet. Erkek izin vermediği halde kadın evi terk etti ve daha sonra tekrar eve döndü. Nikah akdi gerekir mi? Peki. Muhterem hocamıza bunu da soralım. Saygılar sunarım. Çok hürmet ederim hocama ve size. Cenab-ı Allah'ın izinde. Allah razı olsun sizden de. Konya'ya selamlar, saygılar efendim. Selamünaleyküm, saygılar bizden. Aleykümselam ve rahmetullah. Efendim, evet. Şimdi cemaat içerisinde hanımlar da varsa, bayanlar da varsa imam nasıl niyet etmeli? İmam, imamete, imam olmaya niyet ettiği zaman yetiyor aslında. Yani şimdi öne geçti bir kimse, sarı cübbeyi giydi, o zaten imam. Ve imam olmaya niyet etti. Artık hanımlar da ona uyabilir. İlla bana uyan erkek ve kadın cemaate imam oldum demesi şart değildir. Ama bu öteden beri bu alışkanlık olarak ene imamun limen tebi'ani ve tebi'atni. Yani ben bana uyan erkek ve bayan cemaate imam oldum anlamında bir şey söylene gelir ama bunu söylemek şart değildir. Kişi cemaate imam olarak namaz kıldırma niyetiyle öne geçtiği zaman tabi olan cemaate namaz kıldırma niyetiyle. Artık o hanımlar da ona uyabilir. Doğru. Ama şu vardır. Kişi hiç imam olmaya falan niyet etmiyor. Durmuş namaz kılıyor. Ha, şimdi arkadan biri gelmiş onun farz kıldığının farkında. Ona uyabilir. Bak imamlığa niyet etmedi o adam ama erkek cemaat gelip ona uyabilir. Fakat hanım cemaat ona uyamaz. Niye? Çünkü o imamlığa niyet etmemişti. Peki. Arada bu fark var. Peki. İkincisi de kadın evi terk etse kocasının izni olmadan nikah tazelemeleri gerekir mi? Gerekmez. Bu olabilir eğer, ailelerde. Oluyor. O çok olur o. eğer bu boşama olmamışsa erkek tarafından bundan dolayı şey gerekmez. Nikah tazelemek gerekmez. O boşama değildir evi terk etmesi. Ama buna nüşuz denir. O Kur'an-ı Kerim'de de geçer nüşuz. Yani itaatsizlik, serkeşlik diye tercüme ediliyor bir şey. Yani bir hanımın, tabii niye terk etti onu biz bilemiyoruz. Yani ara mutlaka bir problem var ki terk etmiş ama şimdi her problem duyuşta terk ederse bu işin tadı kalmaz zaten. Yani bir defa ailelere buna dikkat etmediler. Yani huzurlarını bozmamalılar. Ufak tefek kusurlarını görmemeliler birbirlerine. Eşlerine itaat etmediler. Peki. Ama buna rağmen terk etmiş. Tabii bir sebebi vardır herhalde. Bundan dolayı boşanma meydana gelmez. Dolayısıyla nikah tazelemek gerekmez. Efendim Sümeyra Demirci sormuşlar. Twitter üzerinden gelmiş sual. Hocam müzik dinlemek abdesti bozar mı? Diyor. Tabii şimdi hiç alakası yok. Yani abdest insan vücudundan çıkan şeylerden dolayı bozulur. Peki. Bir de Şafii mezhebinde bir erkeğin bir kadına yani mahremi olmayan bir kadına dokunmasından ki eşi dahil dolayı bozulur. Ve onun dışında böyle sözle, gözle, kulakla abdest bozulmaz. Peki.
Efendim Facebook üzerinden şöyle bir sual gelmiş. Hüseyin Girgin kardeşler selam etmişler size. Duanızı bekliyor. Namaz vakti girip de ezan okunmadan namaz kılsak caiz mi hocam? Bu da çok sorulan sorulardan birisi. Şimdi hatırlarlar yani bizi takip eden dinleyicilerimizin genelde. Ezan vaktin değil, namazın sünnetidir. Evet efendim. Burada önemli olan şey vaktin girmiş olmasıdır. Vakit namazın sebebidir. Evet. Vakit namazın sebebidir. Yani bir sebep teşekkül etmiş ise o zaman müsebbep deriz. Bir o sebebe bağlı olan şey de gerekir. Şimdi Cenab-ı Hak belirli vakitleri belirli namazlar için sebep kılmıştır. İşte sabahleyin imsak doğduğu zaman sabah namazı kılınacaktır. Sebep evet. Odur. Ha, o vakit girdiği zaman namazı kılabilir ama sünneti riayet etmemiş olur. Efendim Kütahya'dan bir izleyicimiz hattımızdalar. Mehmet Akkaya, sizin nezdinizde Kütahya'daki tüm izleyicilerimizi selamlıyoruz Sayın Akkaya. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. İyi akşamlar dilerim. Hayırlı akşamlar, sağ olun. Şimdi ben astım hastasıyım, 10-12 senedir. Fidye, Ramazan fidyesi ödemek mecburiyetindeyim, ödüyorum da. Çocuklarım, bir torunlarından bir şeylik var da. Kazançlarında bir azalma var da veya az var da onları verebilir miyim diye onun için aramıştım. Peki fidyeyi torunlarınıza verebilir misiniz? Allah evet. Şifa versin size de başka bir sorunuz var mı efendim? Yok şimdilik. İyi akşamlar diliyoruz. Kütahya selamlar, saygılar. Efendim, evet. Bu zorunlu olan sadakalar, sadaka genel bir isimdir. Yani Allah rızası için yapılan harcamalar genel anlamda sadaka diye isimlendirilir. Tasadduk, sadaka. Şimdi bu sadakalar zorunlu olanlar zekat, fitre ve fidyedir. Bir de kefarettir. Evet. Dört oldu. Yani şimdi bu zorunlu sadakalar, zekat, fitre, fidye ve kefaretin kişinin usul ve furuuna ve eşine vermesi caiz değildir. Usulüne, babasına, annesine, dedesine, ninesine. Nesinden geldiği ve nesinden gelenlere. Furuuna, kendi neslinden gelenlere, çocuklarına ve torunlarına, bir de eşine. Bir de zenginlere bunu veremez. Verirse geçersizdir, tekrar vermesi gerekir. Şimdi bu torunlarına veremez fidyesini bu soran kardeşimiz. Ama kardeşine verebilir bak, fakirse. Kardeşine verebilir. Ha, damadına verebilir. Torunu erkekse onun eşine verebilir. Veya kızsa torunu onun kocasına verebilir. Ama torununa, evladına veremez. Peki. Efendim kısa bir aramız olacak. Sonrasında kıymetli izleyicilerimiz programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ikamet ettiğim yerdeki komşumun şerrinden sana sığınırım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden günün duası. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.
Ev almadan önce komşu aranır bizim geleneğimizde. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Sadece külüne mi? Hayır elbette. Güler yüzüne, tatlı diline, hoş sohbetine. Kutlu Nebi komşu hukukuna dikkatimizi çeker de şöyle der. Çorbanın suyunu fazla kat, komşunun payını da gözet ey Ebu Azer. O gün bugündür komşuda pişen bize de düşer. Komşu, sıcacık bir dost kimi zaman, kimi zaman daha yakın anadan babadan. Kalbi bir muhabbet ancak komşudan komşuya hatıra kalan. Peygamber Efendimiz'e komşu olmak için iyi komşu ol. Sevgili izleyenlerimiz, birlikteliğimize devam ediyoruz. Muhterem hocamız Doktor Sayın Hüseyin Kayapınar, siz değerli izleyicilerimizin suallerini cevaplamaya devam ediyor. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Efendim Twitter üzerinden Habib Yücel Bey sormuşlar. Kira gelirinden zekat nasıl ödenir hocam demiş. Evet, bu da yine ara sıra sorulan sorulardan birisi. Şimdi bizim tabii klasik kitaplarımızda kira geliri veya başka gelir ayrımı yok. Yani bir kimsenin zorunlu ihtiyaçlarından fazla olarak nisap miktarı malı olduğunda, ki bu mal nakit de olabilir veya ticaret mal da olabilir, onun üzerinden bir sene geçtiği zaman zekat verecektir. Yani bu malın oluşumu nereden gelmiş? Miras olarak gelmiş olabilir, hibe olarak gelmiş olabilir, ticaret yolla elde edilmiş olabilir veya kiradan almış olabilir. Bunlar birbirlerine üzerine eklenir. Ve bir de şu var, para, hangi türden olursa olsun, altın ve gümüş, bunların üçü aynı cins kabul edilmiştir. Ve bunların değeri, toplam değeri, eğer nisaba ulaşıyorsa ki 80.18 gram biliyorsunuz, asgari olarak bizim kabul ettiğimiz nisap, buna ulaşmışsa ve üzerinden bir sene geçmişse, onun zekatını verecektir. Ha, şimdi böyle bir ayrım yok. Niye yok? Zaten o zamanlarda, eskiden böyle kira getiren mülkler yok pek. Herkes kendi başını sokacak kadar bir ev yapıyor ve orada oturuyor. Bir sektör değil bu kiracılık. Ama şimdi öyle değil ki. Yani memleketin yarısı veya birçoğu kirada oturuyor. Ve kiradan da milyonlar dönüyor. Doğru. Hatta mesela bir işhanı düşünün. İçerisinde yüzlerce dükkan var. Ve o dükkanlardan elde edilen kira var. Alışveriş merkezlerini düşün hocam. Bu alışveriş merkezlerini bilmiyorum. Yani onlar da hep şahsa mı ait onlar? Birçoğu kira hocam zaten. Yani. Aynı usul aynı. Tabii yani. Bir han gibi düşünün. Buradan dünya kadar şey geliyor. Gelir geliyor. Tabii. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam 55-56 yıllarında 1900. Suriye'de Şam şehrinde bir o günkü İslam uleması, seçkin İslam uleması bir araya geliyor. Ki bunların içerisinde Muhammed Ebu Zehra var rahmetli. Allah razı olsun. Mustafa Zerka var. Allah razı olsun. Yani ondan sonra Maruf Eddevalibi diye. Evet. O zaman bu aynı zamanda Suriye'de başbakanlık yapmış bu zat. Fıkıh alimidir. Daha birkaç kişi var ama onların isimlerini pek hatırlamıyorum. Bunlar bir araya geliyorlar ve bu tür şeyleri tartışıyorlar. Yani sadece kira değil. Mesela fabrikadan üretilen mallar. Şimdi ticaret malının zekatı belli. Doğru. Yani sene sonunda sayıyorum dükkanımda ne kadar mal var, onun 1/40'ını veriyorum. Peki üretici? Paramın malı belli, şey zekatı belli. Veya ne bileyim bir hayvan yetiştiricisi koyununun zekatı belli. Doğru. Ama fabrikada üretim yapıyor adam. Ve o fabrikaya milyonları yatırmış.
Ama yaptığı üretim, yaptığı yatırıma göre daha düşük kılıyor. Doğru. Uzun vadeli. Ve bu üretimin içerisinde ham madde var, işçilik var vesaire bir sürü şey var. Bunların zekatı nasıl verilecek? Veya ne bileyim düşün ki bir otobüs. 1 milyar lira. Trilyon yani, evet. Yani diyelim. Doğru efendim. Veya 1 milyon lira bugünkü parayla 1 milyon lira. Ama onun günlük kazancı işte 600-700 lira. Aylık sedentik kazancı işte 60-70 bin lira neyse artık. Şimdi bu kişi nasıl zekat verecek? Doğru. Veya gemisi var. Belki bir ayda 1 trilyon kazanıyor. Yani belki bir yılda 500... Yani o nakliye yapıyor vesaire. Şimdi doğru. Bütün bunları... Nasıl verecek? Bunları peki oturmuşlar, tartışmışlar ve şöyle bir şey yapmışlar. Bunlar da demişler, aynen arazi gibi düşünürüz. Bir araziden elde edilen ürünün zekatı nasıl veriliyor idi? Eğer sulama masrafları masraflı ise 20'de bir, değilse 10'da bir. Onda bir. Ha, bu tür gelirlerin de demişler onlar o zaman, bu tür gelirlerin de amortisman giderleri düşülür. Mesela o fabrikanın, otobüsün, geminin veya evin evde olabilir, yıpranma payı düşülür bir. Masraflar düşülür. Yani masraflar derken ham madde giderleri vesaireler. Ve geriye kalan net gelir, kar demiyorum, gelir evet, hesap edilebilirse onun onda biri verilir. Ama bunlar hesap edilemezse bürütün, yani ürettiği malın bürütünün, yekünün, aldığı kiranın bürütünün efendim veya ne bileyim işte o otobüs veya gemiden elde ettiğinin bürütünün 20'de birini verir demişler. Ha, bu bir görüş. Ve bunu zamanımızda da bazı, bugün de bazı İslam alimleri bunu kabullenmişler. Mesela burada ismini sık sık andığımız bir zat var. Yusuf el-Karadavi. Yaşayan onun, büyük onun, bir alim. O yaşayan büyük bir alim. Fıkhuz Zekat diye bir kitabı var onun. Zekat fıkhı demek. Onda bu görüşü naklediyor ve benimsiyor. Ha, bizim daha eskiden bir Maarif İslam Ansiklopedisi vardı biliyorsun. Milli Eğitim Bakanlığı çıkardı. Evet. Onun zekat maddesinde de aynen bu görüş. Sabit olarak girmiş. Yani. O, bu girmiş ve kabul edilmiş. Ama dediğim gibi bizim klasiklerimize baktığımız zaman böyle bir ayrım yok. Şimdi artık bunun ikisiyle de amel etmek mümkün. Niye? Çünkü peki, ikisi de sonuçta bir İslam alimlerinin görüşü. Ama Türkiye'de yaygın olan ilmuhallerde birincisi daha çok yer alıyor. Yani kira gelirleri diğer gelirlerle birlikte toplanır ve zekatı birlikte verilir şeklindeki görüş daha çok ilmuhallerimizde yer alıyor. Peki. Efendim Manisa'dan Necati Arıbey hattımızdalar, bekliyorlar. Hoş geldiniz efendim. Manisa'daki izleyicilerimize selamlar Necati Bey. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim sorum düğünlerde gelinlere takı takılıyor. Evet. Erkek tarafında. Bu takılar geline mehir olarak sayılabilir mi? Yoksa tekrardan mehir belirlemek gerekir mi bu takılardan hariç? Peki kıymetli hocamıza soralım. Başka bir sual var mı efendim? Hayır yok. İyi akşamlar diliyoruz. Manisa'ya selamlar Necati Bey. Şimdi bu konuda örf tabii daha çok dikkate alınmalıdır. Bir defa düğün sahiplerinin değil de hısım akrabanın, konu komşunun, eşin, dostun taktıkları hediyedir bir defa. Onu mehir saymak mümkün değil. Yani evet, bir düğüne gidiyorsunuz akrabanızın. Giderken bir hediye götürüyorsunuz, altın götürüyorsunuz vesaire. Bu haliyle mehre girmez. Ama asıl düğün sahibinin, yani damadın ve damadın ailesinin, anasının, babasının, onların taktıkları, bu düğünlerde taktıkları, o yörenin örfüne göre mehirden sayılıyorsa, o zaman bu mehirdir. Ama yok, sayılmıyorsa, o zaman mehir değildir. Ayrıca, tabii yani bir de şu var, mehrin tamamı ne kadardı? İşte 150 gram altın, örnek veriyorum. Şimdi genelde bizim Anadolu'da memleketimizde özellikle damadın anası, babası işte o söz verdikleri, mehir olarak söz verdikleri altının bir kısmını düğünde takarlar. Doğru. Ha, o zaman o mehirdir o. O mehirdir. O ne kadar oldu? 50 gram oldu. 100 gram daha ayrıca, 150 gram konuşmuşlarsa 100 gram daha mehir borcu var demektir. Peki. Ama eğer örf öyle değilse, ekstradan hediye olarak veriyorlarsa o bulunduğu yerlerde, o zaman mehir ayrıca verilmelidir.
Peki o zaman örfü dikkate almalı. Almalılar. Eğer örfte varsa takılanlar mehir olarak sayılabilir. Tekirdağ'dan Ömer Özkan hattımızdalar. Hoş geldiniz efendim Tekirdağ, selamlar. Ömer Bey iyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Hocam saygılar, saygılar. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hocam bir sorunum vardı. Buyur. Yatsı namazından sonra kılınan Selat-ı Fitir kazaya kalmış. Selat-ı Fitir. Evet. Acaba kaza olur mu yoksa kazası yok mu? Peki vitrin kazası var mı yok mu? Ha, vitrin kazası var. Selat-ı Fitir'in kazası oluyor mu olmuyor mu? Başka bir sual var mı Ömer Bey? Bir de abdestle ilgili bir şey soracaktım. Buyurun. Şimdi birincisi farz, ikincisi sünnet. Evet. Ellerde kollarımızı çektiğimiz zaman. Birinci de hasbel kadar tam şey yapmamış olsa. Yani kolu ıslanmamış olsa. İkincisi de tam ıslanmış olsa. Evet. Acaba ikincisi mi geçerli oluyor, birincisi mi oluyor? Yani peki onu soralım hocamıza. Tamam. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Tekirdağ'daki izleyicilerimize selamlar Ömer Bey. Efendim şimdi vitir namazı kaza edilir. Vaciptir o Hanefi mezhebinde. Bu konuda da hocam mesela farklı şeyler olduğu için insanların kafası da karışabiliyor. Tabii yani diğer mezheplerde sünnet bu. Ama Hanefi mezhebinde vaciptir. Vacibin anlamı şudur. Terk ettiğin zaman neredeyse farzı terk etmiş gibi günaha girmiş olursun. Ancak inkar ettiğin zaman farzı inkar etmiş gibi dinden çıkmazsın. Yani vaciple farz arasındaki fark bu. Pratik olarak söyleyebileceğimiz. Evet. Yani bir kimse yatsı namazının farzını kıldı, sevap aldı. Vitir namazında kıldı, sevap alır. Yatsı namazının farzını terk etti, günaha girer. Vitri terk etti, yine günaha girer. Aynı. Ama yatsı namazının farzını inkar etti. Böyle bir namaz yok dedi, dinden çıkar. Allah muhafaza. Çünkü Kur'an-ı Kerim var diyor. Tehlike. Ha, ama vitir namazını inkar etti, böyle bir namaz yok dedi. Kafir olmaz. Niye? Çünkü Kur'an'da yok. Peygamberimizin sünnetinde var. O da sünnette böyle Kur'an gibi kat'i bir delil sayılmıyor. Dolayısıyla şimdi bu geçirme ve geçirmeme, kılma ve kılmama açısından farzla bitirin çok fazla farkı yok. Nasıl ki biz geçirdiğimiz farzları kaza edeceksek, o zaman geçirdiğimiz vitir namazında kaza edeceğiz. Şimdi abdeste bir defa yıkamak farz, iki defa yıkamak sünnet, üç defa yıkamak daha şey filan. Şimdi tabii burada abdestli olabilmesi için bir kimsenin abdest organlarının tamamının yıkanmış olması gerekir. Eğer ilk yıkayışında kolunu bir kısmı kaldıysa o kol yıkanmış sayılmaz. Dolayısıyla farz ikinci yıkayışında gerçekleşmiş olur. Çünkü o birinci yıkayış yeterli değil. Doğru. Eksik. Yani soru buydu. Doğru efendim. Doğru. Yanlış anladım. Yani kuru yer kaldığında. Yani burada abdest. Doğru. Abdest o tamamını yıkadığı yıkama ile gerçekleşmiş olur. Peki. Bir de şu var yalnız. Bu biz elimizi kolumuzu şeyin altına tutuyoruz. Musluğun altına. Musluğun altına yıkıyoruz. Bunu üç defa ayrı ayrı elimizi çekip uzatmamıza gerek yok ki. Doğru. Bu eskiden ibrikle veya şeyden leğenden avuçlanarak falan alınıyordu. O zaman alıyordun yıkıyordun bir defa bir daha alıyordun bir daha yıkıyordun. Ama şimdi şu anda gerek kalmadı. Tabii canım. Peki. Önemli olan o bölgenin ıslanması. Tamamen ıslanması. Peki. Ama tabii bu bir de abdestin sünneti, adabı vesaire onlara dikkat tabii edilmesi. Tabii o da ihmal edilmemesi gereken bir şey. Peki efendim. Hocam vitirden bahsetmişken izleyicimiz, vitirle ilgili şöyle bir sual da var. Bu da genelde karşılaştığımız meselelerden bir tanesi ki her birimizin belki başına gelebilir. İzleyicimiz diyor ki kunut duasını bilmeyen bir kimse ne yapar diyor efendim. Mümkündür yani bunlarla tabii karşılaşıyoruz. Tabii mümkündür. Burada kunut yapmak vitir namazında vaciptir. Evet. Şafii mezhebinde biraz daha durum farklı. Onu da söyleyeyim. Onlarda sabah namazı vitir kunut yapılır. Vitir namazında da Ramazan'da ve felaket zamanlarında yapılıyor yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi kunut duasını bilmeyen üç defa Allahümme ağfirli der. Allah'ım beni bağışla. Allah'ım beni bağışla. Veya Rabbena atina duasını okur. Hatta bunu da bilemezse Fatiha'yı da okuyabilir. Nitekim Şafii mezhebinde Fatiha okumak gerekiyor zaten. Yani bunlardan birini yapabilir. Peki. Efendim devam ediyoruz. Ümit Önal sormuşlar Facebook üzerinden.
İyi yayınlar diyor muhterem hocam. Sorum, gece namazı kılıyorum. Vakit imsak vaktine yakın oluyor. Kılıncaya kadar imsak vakti girmiş oluyor. İmsak vakti girince sabah namazında kılsam doğru olur mu diyor. Tabii şimdi bu gece namazı, ki ona teheccüd namazı diyoruz biz. O gece kılınan bir namazdır. Gece ne zamandır? Güneş battığı andan imsak vaktine kadarki geçen süredir gece. Evet. Güneş battığı andan imsak vaktine gelince kadarki süre gecedir. Dolayısıyla bu süre içinde kılınan namaz gece namazıdır. Ama özellikle gece namazı dediğimiz zaman daha çok yatsı namazından sonra yatıp kalkmak şeklinde. Gecenin üçte biri. Kişi uyuyup teheccüd. Daha uyanıp sonra kalkmaz. İmsak vakti girmişse sabah namazının vakti girdiğine göre tabii sabah namazını kılıp yatabilir. Peki. Kılabilir. Ya yatar yatmaz o kendi bileceği. Estağfurullah. Peki imsak vakti girdiğinde sabah namazını... Sabah namazı kılabilir. Kılabilir. Peki. Efendim Hasan Bey hattımızdalar. Hoş geldiniz. Hoş Ordu'ya buldum. Selamlar efendim sizin nezdinize. Buyurunuz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim bir sorum olacak. Buyur. Buyurun efendim. Geçen sene 2012'de benim hanım Şubat ayında Ümre'ye gittiydi. Evet. Duyabiliyor musunuz? Dinliyoruz. Ha. Ümre'de ilk ikramdan, yani saçından biliyorsunuz belli bir kısmını kesmeden ikramdan çıkması caiz değil. Değil. Saçını kesmeden ikramdan çıkmış. Tabii ben bu sene hacca gittim geldim. Allah kabul etsin. Allah herkese nasip etsin. Abi. O hacı da tattık. Ama o tabii şey istedi. Burada hocanın birisi, hocanın birine sordular televizyonda. O da o zaman uyandı. Dedi adam böyle böyle. Ben Ümre'ye gittiğimde saçımı kestirmeden ikramdan çıktım. Ne yapmam gerekli diye. Bununla ilgili bilgi istiyorum mümkünse. Peki. Şimdi bu saçını kesmediyse zaten ihramdan çıkmamış. Ama ihramdan çıkmış sayılmaz. Peki nasıl olacak hocam? Evet, biraz zor iş. Şimdi tamam mı? Biz peki başka bir şey var mı Hasan Bey? Yok, bu kadar hocam. Tamam. Peki efendim. O zaman İyi akşamlar diliyoruz. Allah kabul etsin hacınızı da inşallah. İyi akşamlar. Şimdi sağ olun. Allah razı olsun. Sizden de Ordu'ya selamlar. İster evet. Hac için, ister umre için İhrama giren birisinin ihramdan çıkabilmesi için o görevleri yerine getirmiş olması ve arkasından da saçını kesmesi gerekir. Ki bu Kur'an'da bu ifade edilir. Saçlarını kısalttırlar veya tıraş olur. Şimdi dolayısıyla saç kesilmeden ihramdan çıkılmış olunmaz. Ve o saç kesilinceye kadar da ihram yasakları varsa o işlenmiş sayılır. Şimdi erkekler için ihram yasağı daha geniştir. Sakal tıraş olmak ihram yasağıdır erkekler için. Eğer çıkmamışsa. Evet, ihramdan çıkmamışsa. Efendim elbise giymek ihram yasağıdır. Eşiyle birlikte olmak hem erkek hem kadın için ihram yasağıdır. Tırnak kesmek hem erkek hem kadın için ihram yasağıdır. Ama kadınlarda elbise giyme yok. İhram yasağı değil o. Tıraş olmak, yani sakal tıraş da söz konusu olmadığına göre o da ihram yasağı değil ama tırnak kesmek ihram yasağı. Koku sürünmek ihram yasağı. Eşiyle birlikte olmak ihram yasağı bunları. Ve şimdi burada bu hanımefendi uzun bir süre geçmiş bunu öğreninceye kadar. Doğru. 2012 diyor. O zaman şimdi şöyle ben tavsiye edeyim. Bir, eşiyle birlikte olduğundan dolayı bir kurban kessin. Evet. Bu bir. Koku kullandıysa ondan dolayı yine bir kurban. Ama şeyde Şafii mezhebine göre şart değil, o olmayabilir. Tırnak kesmesinden dolayı da ya bir kurban kessin veyahut da 6 fakire. Peki. 6 fakire birer fitre miktarı şey versin. Fidye versin. Birer fitre miktarı fidye versin. Fidye versin. Peki yani yaklaşık olarak işte 60-100 lira arası. Yahut da 3 gün oruç tutsun tırnaklar içinde. Tırnak içinde. Evet. Peki o halde bu hanımefendiye tavsiyeniz... Bir defa bir kurban kesecek ama nerede? Oraya gönderecek parasını.
Mekke'ye. Çünkü o ihram yasaklarının şeyi kurbanı orada kesilir. Bunu ulaştırmanın yolları vardır. Yok, yok. Her zaman umreye giden insanlar var. Verir parasını, doğru, oraya bir hayvan alıp keserler. Peki. Ama diğer sadaka, tasadduk burada yapabilir. Burada yapabilir. Peki efendim. Evet, net olarak cevabı orduya ulaşmıştır inşallah izleyicilerimizin. Şimdi burada bu vesileyle, evet, şunu söyleyeyim. Buyurun efendim. Yani umreye, hacca giden insanlarımız biraz bu işi öğrensinler. Dikkatli olmaları lazım. Yani hocalarına sorsunlar. Kendileri okuyabilirlerse okusunlar. Ki gerçekten çok yanlışlar yapılıyor. Ve dolayısıyla sonra içinden çıkılmaz bir hal alıyor şimdi. Allah muhafaza. Yani doğrusu, yani bazen öyle bir şey gerekiyor ki altına kalkmak mümkün değil. Daha dikkatli, daha dikkatli üzerinde durmak gerekiyor. Büyük bir ibadet çünkü. Balıkesir'den Fazıl Bey hattımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim. Balıkesir'deki izleyicilerimize selamlar. İyi akşamlar hocam. Buyurunuz. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ olun. Selam. Hocam, benim Sayın Hocam'a bir sorum vardı. Buyurun. Bizim bu bölgede, Balıkesir Edremit bölgesinde bayanlar sohbet düzenliyorlar evlerde. Evet efendim. Bu sohbete gelen bayan hocam, benim oturduğum odada, namaz kıldığım odada, kuzey tarafta, kıble tarafta değil de, kuzey tarafta resimler var. Torunlarımın, oğlumun, gelinimin vesaire resimler var. Evet. O bayan hoca demiş, bu resimleri hepsini kaldır, at buradan namaz kılınmaz demiş. Peki hocamıza soralım, böyle bir birinci durumda... Birinci sorun bu. İkinci, peki, sorun da şu hocam, bir erkek eşine derse ki, ya işte son yaşlarında, son zamanda kadından acizlenirse, sana hakkımı helal etmiyorum derse ve o şekilde ölür giderse, o kadın nasıl cennete gider, nasıl helal ettirebilir? Peki soralım, eşi kendisine helal etmediğinde hakkını cennete girebilir mi? Hanımı ona etmesi ne yapacağız? Peki. Soralım efendim hocamıza bunu da. Başka bir sual var mıydı Fazıl Bey? Yok, hayırlı akşamlar. Peki hocam. Balıkesir Edremit'e sizin nezdinize selamlar. İyi akşamlar efendim. Evet. Efendim şu bir vaka gerçek ki dinimiz resme pek iyi bakmamış. Evet. Peygamber Efendimiz'in uygulamasından biz bunu görüyoruz. Aleyhissalatü vesselam. Hatta bir gün bir hadis var. Cebrail aleyhisselam geliyor Peygamber Efendimiz'in bize. Girmiyor. Tabii bugün bunu pozitif bir kafayla düşünürsek veya ne bileyim akılcı olarak şey yaparsak inanmamız zor olur. Yani Cebrail, melek nasıl girer, nasıl girmez, ama tabii biz inanan insanlar olarak meleğin peygamberimizin yanına geldiğini, konuştuğunu biliyoruz, inanıyoruz. Nitekim bu Rabbimiz için kolaydır. Kolay, bizim inancımız öyle. Şimdi ve içeri girmiyor. Niye girmiyorsun diyor. Biz diyor içerisinde resim olan eve girmeyiz. Hatta köpek olan eve girmeyiz. Resim ve köpek. Şimdi meğer Peygamber Efendimiz'in evinde asılı böyle üzerinde kuş resimleri olan bir basma varmış. Duvarlarda olurdu hocam bez, eskiden. Bez falan, varmış. Evet. Ha. Onun üzerine Peygamberimiz onu indirmiş, bir şilte yaptırıp altına oturup yapmış. Ha, şimdi bundan hareketle bir de şu var tabii. İslam putperestlikten sonraki gelen bir din. Yani İslam geldiği ortamda insanlar putperestti Mekke'de. Ve putlar da neydi? Küçük heykelciklerdi. Yani put dediğimiz şey odur yani. Tunçtan, tahtadan, taştan oyulmuş. Helvadan. Bir takım ya biblo veya daha büyük heykeller, heykelcikler idi. Evet. Onlara taparlardı insanlar. Dolayısıyla bu tip şeylere karşı da dinimiz pek hoş karşılanmamış. Ki insanlar eski inançlarına, eski inanışlarına dönmesin, rağbet etmesinler. Yani onun altındaki hikmet bu. Evet. Ama şu vaka ki iyi bakılmamış resme. Ve o bugün, o günden bugüne de bu tevarüs edip gelmiş. Şimdi bugün bir de şunu ayırıyor zamanımızdaki bazı alimler. Efendim fotoğraf ile resmi ayırıyorlar. Ve işte bu resim hadiste var. Boydan olması. Bunlar yapılana can ver denecek öteki dünyada. Hadi sen buna can ver. Verebilirsen ver denecek. Yapana da var. Yapana. Şimdi bunun boydan olursa yasaktır. Belden yukarısı olursa vesikalık fotoğraf. Bu yasak değildir. Zaten şimdi bir defa şunu bir ayırt etmemiz lazım. Bu konuştuğumuz asma. Doğru. Yoksa
Vesikalık fotoğraftan müstahni olmak mümkün mü? Lazım. Mümkün pasaporta değil, da lazım, nüfus kağıdına da lazım, evet, ehliyete de lazım, her şeye lazım. Dolayısıyla onu tartışmaya gerek yok. Doğru. Yani bu vesikalık fotoğraf caiz mi değil mi efendim filan, tartışmaya gerek yok. Yani bu elektrikli diyorlar Araplar daha çok ona. Yani böyle fotoğraf şeklinde olanlara kimi alimler hiç problem değil diyorlar. Ama şu bir şey kabul ediliyor. Prestij için duvarlara asılması pek hoş karşılanmıyor. Ama namaz olmuyor diye de bir şey yok onların olduğu odada. Nitekim kıble tarafında değil. Ya kıble tarafında olursa kerah mekruh olur yine. Ama arkada asılı olması namaza engel değil. Peki. Yani denilebilecek şey şu belki, hoş değil. Bu hoş bir örtüyle belki üstlerini örtebilir. Olabilir veya işte insan, mesela hepimizin evimizde resmimiz mümkündür var. Mümkündür hocam ya. Albümümüzde duruyor veya bu kutuda duruyor. İşte bazen işte anamızın resmi var, babamızın resmi var, ölen yakınlarımızın resmi var. Bazen açarız, bakarız. Hatıralar. O günleri yad ederiz, hatırlarız. Bazen gülümseriz, bazen üzülürüz. Bu var mı yani? Ama duvara asalım mı, asmayalım mı? Asan asıyor. Kıble kısmında olması hoş değil, daha da hoş değil ama ben asmıyorum. Evet, bilmem anlaşıldı mı mesaj? Peki, evet efendim, o halde yani netice olarak hocam böyle namaz kılınmaz diye bir şey yok. Yok, namaz olur. Peki. Erkek karısına hakkımı helal etmiyorum dese cennete girecek mi? Öyle de vefat ederse. Valla şimdi bu hakkı var mı yok mu o da ayrı bir şey. Çünkü bazen öyle oluyor ki erkekler sanki sadece onlar haklı, hanımlar hiç hakları yok. Öyle olunca da hakkını helal etmiyor. Bir defa herkes cennete girer. Onu bir şey yapalım, kenara koyalım. Yani Müslüman olarak ruhunu teslim eden herkes cennete girecek. Peki direkt mi girecek? Biraz tehirli olabilir. Biraz tehirli mi olacak? Şimdi bu kişinin dünyadaki ameline göre değişiyor. Evet. Yani eğer günahkarsa ve Allah affetmemişse o günahını olabilir yani. Şimdi insan günahkardır da yaptığı iyi bir amel vardır. Allah'ın çok hoşuna gitmiştir. O amelin sayesinde ötekini affeder. Bu olmayacak iş değil. O zaman direkt cennetine koyar. Evet. Ama yok öyle değil. Şey daha fazla günahı. O zaman ne olacaktır? Allah'ın affı etmemişse o günahını, peygamber şefaat etmemişse cehenneme girecek. Orada bir süre kalacak. O cezasını çekecek. Ondan sonra cennete gidecektir. Bu hanımın da eğer yaptığı iş günahsa. İnşallah. Yani kocasının hakkı olan bir şeyi yapmadığı için kocası hakkını helal etmemişse, o zaman o cezasını çeker, yine cennete gider. Ama tabii hak nedir, onu iyi ayırt etmek lazım. Yani koca diyorsa ki benim çorabımı çıkar, ayağımı yıka. Kadın da diyorsa ki hayır yapmam, kendin yap. Bu günah hak değil bu. Evet. Yani bu biraz böyle avami bir örnek oldu ama Anadolu'da bunlar olan şeyler. Evet. Gibi yerleşmiş, evet. Efendim artık son saniyelerdeyiz. İnşallah Mevla'nın razı olduğum kullar olarak cennete girin İnşallah. Dediği o ayette İnşallah. Geçen kullardan oluruz duasıyla İnşallah. Bugün de noktalamış olalım. Değerli izleyicilerimiz, Diyanet TV'de Diyanet'e Soralım programında muhterem hocamızın ilminden istifade etmek ve bilmediklerimizi öğrenmek için sizleri bu ekrana davet ediyoruz. İyi akşamlar efendim.